Merhaba, iyi günler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının ilk Milli Eğitim Bakanı stüdyomuzda Erkan Mumcu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Erkan'la çok eski bir hukukumuz olduğu için senli benli konuşacağız. İnsanlar başka türlü düşünmesinler. Hoş geldin Erkan. İstersen o eski hukukun zamanına dair çocukluk diyelim de anlaşılsın. Yani. Benim 17 yaşım, senin de belki 19 falan. Yok, biraz daha büyüktüm ben. Öyle mi? Evet, Erkan Mumcu ilk Milli Eğitim Bakanı'ydı ve Türkiye'de eğitim çok gündemde. 10 yıldır yaklaşık televizyon karşısına çıkmıyorsun değil mi? Eğitim olduğu için geldin, o zaman sadece eğitim konuşacağız. Evet. Mümkünse onu rica ediyorum. Evet. Diğer şeyleri konuşmaya karşı bir ambargom olduğu için değil. Ama eğitim konusu o kadar önemli, o kadar yaşamsal. Ya tarif ötesi bir önemi var. Onun için buna zaman ayırmak lazım ve önemi ağırlığınca da hiç konuşulmuyor. Bundan dolayı da muzdaribim. Dolayısıyla bu fırsatı verdiğin için de teşekkür ederim. Ama dediğin gibi 10 yıldır da... Şimdi önce biliyorsun TEOG kaldırıldıktan sonra sosyal medyada bir liste yayınlandı. 15 yılda AK Parti şunu değiştirdi, şu kadar bakan değiştirdi. Hakikaten benim de öteden beri en çok kafamı kurcalayan hususlardan birisidir. Açılış seninle yapıldı. 4,5 ay sonra başka bir bakanla kaydırıldı. Ve o günden bugüne çok sayıda bakan değişti. Bazılarının adını bile belki hatırlamıyoruz ama Nabi Bey en son vardı. Şimdi arada Nimet Hanım oldu. Değil mi? Aslında o süreçte hatırlanması gereken en önemli şey şudur. Yani hani benim kişisel tarihimin bir parçası olması dışında Türkiye'de eğitim politikalarını ilgilendiren bir boyutu olduğu için o mesele önemlidir ama onu belki daha sonra başka bir zaman konuşmak lazım. Ama kısaca söyleyeyim, bu süreçte altı çizilmesi gereken en önemli şey benim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmam ve yerime Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanı olarak gelmesi meselesidir. O sadece isim değişikliği ya da partinin iki milletvekilinden birinin başka yere kaydırılması meselesinden öteye bir meseledir. Onu bir gün tarihçiler, siyaset tarihçileri yazacaklar. O ama bir dönüm noktasıdır. Çünkü tam Ahmet Necdet Sezer'in yökü kaldıran bir anayasa değişikliğini, bir reforma onay vermesinden haftalar sonra gerçekleşmiştir. Ve nihayetinde benim Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmeme kadar ve bakanlıktan istifa etmeme kadar gelen sürecin aslında temel dinamiği oradadır. Ama dediğim gibi bunu sonraya bırakalım. Hani bunlar da bir haberci için çok çekici konular tamam, ama onu ayrıca konuşuruz. Bunu konuşmayalım. Şimdi peki konuşmayalım. Bu kadar çok bakan değişmesi ve her gelen bakanın sanki muhalefet partisinden bakanlığı devralmış gibi köklü değişikliklere gitmesi bunun mantığı pek yok galiba. Aslına bakarsan hiçbir köklü değişiklik falan yapıldığı yok. Ben de tam onu söyleyeceğim. Demin sosyal medyadan söz ettin. Sosyal medyada özellikle muhalefet adına ya da muhalif duruş adına yer alan cümlelere, tezlere bakıyorum. Çok özür dilerim. Hepsi acıklı durumdalar. Ve hepsi, neredeyse hepsi, hepsi haksızlık olabilir. Neredeyse hepsi çok gerici bir, anakronik bir yerden bakıyorlar meseleye. Eğitim meselesinin temelde bir felsefe meselesi olduğunu, eğitim meselesinin temelde aslında eğitim diye nitelendirmenin bile büyük bir yanlış olduğunu, temelde toplumsal örgütlenmenin en önemli kimyasını oluşturan meselelerden biri olduğunu, yanlış örgütlenme biçimlerinin arkasındaki yanlış inancın, yanlış bir din gibidir aslında eğitim hakkında toplumumuzun ve hatta bugün tüm dünyanın inandığı şey. Yani aslı esası olmayan bir dine inandığımızı düşünün. Böyle boşu boşuna ritüeller, ibadetler, şunlar bunlar yaptığımızı düşünün. Öyle bir şey. Şundan çok eminim. Yani bunun inşallah bu kayıt bir gün birilerinin eline geçer. Yani çok ileride bir zaman. İçinde yaşadığımız çağ, özellikle eğitim dolayımıyla, eğitim vasıtasıyla çocuklara sistematik işkence yapılan bir orta çağ gibi anılacaktır. Eminim bundan. Bu kadar akıl dışı bir sistemin, bu kadar verimsiz bir sistemin, gayesi bu kadar gizli
Ve yani amacı eğitmek, öğretmek, yetiştirmek, yetkinleştirmek, irşad etmek olduğu varsayılan, kendini böyle sunan ama aslında sınıflaşmayı, insanlar arasında görünmeyen bir kast sistemini ve bazılarının daha aza razı edilmesini, bazılarının yetersizliğine, yetkin olmayışına, yani üstün insanlar karşısında alt insan türünden kabul edilmesine, ikna edilmesinin yoludur eğitim. Ve baştan aşağı faşist bir düzendir bu. Baştan aşağı faşist bir düzendir. Biz bir kere bu felsefeyi tartışmadan eğitim hakkında yok o sınav öyle miydi, bu müfredat böyle miydi? Bunların her birinin tek tek önemi elbette var. Yine önümüze sorun olarak bunlar gelecek ama temel meseleyi çözmeden biz eğitimde hiçbir yere gidemeyiz. İnsanlığın da zaten özellikle Batı dünyasını kastederek söylüyorum bir yere varabildiği yok. Bu yani toplum içi tabakalaşmayı, insanların alt insan görece kademe kademe alt insan kategorilerine razı edilmesinin ideolojik aygıtıdır eğitim ve okul. Ve son derece yanlıştır, toptan yok edilmelidir. Tamam, şimdi toptan yok edemediğimize göre var olanın üzerinden konuşuyoruz. Yok yok, şöyle yani toptan yok etmek mümkün. Öyle çok zor bir şeyden söz etmiyoruz, pahalı bir şeyden söz etmiyoruz. İnsanların bunu istemesine bağlı, dilemesine bağlı. Hatanın ve yanlışın nerede olduğunu, neyi yanlış yaptığımızı görmemize bağlı. Dolayısıyla TEOG meselesinde mesela insanlar 10 yılda 15 sistem değişti. Ya kardeşim bunların hiçbir sistem değişikliği falan değil. Bunların hepsi aynı saçmalığın türevleri. Temelde sınav diye bir şey var. Sınavla sınıflandırma diye bir şey var. Kategorize etme diye bir şey var. Sınav ne için yapılır? Aslında Arapça sözcüğü imtihandır bunun. Doğrusu aslında daha çok olması gerekene işaret eder. İmtihan metih sözcüğünden türemedir. Methe vesile kılmak üzere yapılan şeye. Bir kişi bir şey başarır. Başardığı şeyin şeyle imtihan olmuştur. Yani artık methedilmeye layık olmuştur. Çünkü bir şey başarmıştır. Biz de kişinin eğilim, yönelim, yetenek, kapasite vesaire yani özellikle de birikim ve yönelimlerini ölçme, değerlendirme, yönlendirme amaçlı kullanılması gereken bir teknoloji, bir imkan. Sınıflandırma, kategorize etme için kullanılıyor. Daha 6 yaşındaki çocuk okula gittiği ilk gün birilerinden daha geri, birilerinden daha ileri olduğu ki ikisi de yanlış, saplantısıyla buluşturuluyor. Birilerinden daha geri olduğunu kabul etmesi, hayat boyu yaşayacağı bir aşağılık kompleksi ve toplumla ve başkalarıyla bütünleşememe bir sevgi sorunu, birilerinden üstün olduğunu zannetmesi bundan daha beter bir sorun. Bu soruna biz kendi çocuklarımıza üstelik para vererek biz sebep oluyoruz. Çünkü niye? Bunu doğal kabul ediyoruz. Hem itiraz etmeye başladığınızda ben buna çok şaşırmıştım. Sınav bir kere sınavı kaldırmak lazım. Üniversite sınavını kaldırmamız lazım. Böyle bir sınavın olmaması lazım dediğinde Türkiye ayağa kalktı ya kardeşim. Ya böyle nasıl olacak o zaman? Ya bütün dünya nasıl yapıyor? Bir bakın. Ya bunu bir tek biz böyle yapıyoruz. Yani merkezi yerleştirme, üniversiteye merkezi yerleştirme denilen şeyi dünyada uygulayan tek ülke biziz. Peki nasıl yapılabilir? Şimdi Cumhurbaşkanı yine New York'ta aynı şeyi söylemiş. Geleceğim oraya. Ama asıl önemli olan o değil. Şu, buna insanlar niye itiraz ediyorlar? Ben bunu askerlik meselesinde de görmüştüm. Askerlik 16 aydan 12 aya indiği vakit insanların tepkilerine bakmıştım. Bazı kendisi askere gidecek olanlar veya yakınlarından bir askere gidecek olanlar bunu olumlu karşıladılar. Askerliğini henüz 16 ay olarak bitirmiş olanlar buna müthiş itiraz ettiler. Bir de bu kararı alanlara ne olursa olsun zaten karşı duracak olanlar orduyu da kaldırın bari. O sizin niyetiniz başka zaten emperyalistin uşakları falan tarzında bir eleştiriyle insanlar değişime iyi bakmıyorlar. Hele şimdi eğitimde de böyle bir şey var. Herkes belli bir sınav vesaire sistematiğinden geçerek geldi ya. Şimdi siz bir üniversite sınavı kazandınız, bir üniversite okudunuz, başardınız ya. Siz artık zaten ilan edilmemiş bir yani altı çizilmemiş bir hiyerarşinin ama çatır çatır işleyen bir hiyerarşinin üstünde görece olarak sizi mutlu eden bir yerdesiniz ya. Artık bu hiyerarşi zincirini değiştirecek hiçbir şey istemiyorsunuz. Dolayısıyla eğitim meselesinde en önemli problem toplumun eğitime ilişkin algısıdır, anlayışıdır.
herkesin bilmeye, öğrenmeye, yetkinleşmeye ehil olduğunu, zeka diye sanki doğuştan varmış, yani o daha zeki, bu daha az zeki gibi sanki doğuştan var olduğu ileri sürülen bir saçmalığın olmadığını, zeka denilen şeyin insanların özendirilmiş ya da caydırılmış merakı, özendirilmiş ya da caydırılmış özgüveni olduğunu hepimiz kavramadıkça eğitimde bir şey değişmez. Yani daha doğrusu toplumsal düzen değişmez. Toplumsal düzeni gerçekten değiştirmek isteyenler, siyasal düzeni, mesela bugünkü iktidardan şikayet edenler ya da CHP'yi yetersiz bulanlar ya da işte laikçi bilmem neci ceberrut devletten sıkılanlar şunu anlamak zorundalar. Bu ceberrutların hepsi kendilerinden kaynaklanıyor. Önce çocuklarına nasıl muamele ettiklerine, önce okula, öğrenmeye, öğretmeye, komşusuna nasıl davrandığına bakmalılar. Şimdi gelelim mi artık sınav meselesine? Evet, sınav meselesine gelelim. Bu TEOG'la yapılmaya çalışılan şey esas da doğru. Doğru ama asla yetmez. Bu da şöyle bir şey. Yani bir ameliyatın, kalp ameliyatına giriyorsunuz, başladığınız ameliyata açtınız ve bitti ameliyat diyemezsiniz, yetmez. Tam üniversite sınavı kaldırılmadıkça sistemde hiçbir şey değişmez. Çünkü huninin daraldığı yer orasıdır ve aslında nihai hiyerarşik sıralanmayı, yani sen en alttakisin, sen en alttakinin bir üstündekisin, sen şusun, sen busun sıralamasını yapılan yer orasıdır. O huninin daraldığı yer, o huni kesip atmak lazım. Çünkü bilgi dağıldıkça asla tükenmeyen, tam tersine çoğalan bir şey. Yani kıtlaşan bir kaynak değil. Ve her insan olağanüstü öğrenme yetenek ve kapasiteleriyle doludur. Ve hiçbir mesleki ya da toplumsal işlev bir diğerine göre değersiz ya da önemsiz değildir. Dolayısıyla eğitim meselesini bir hiyerarşi, bir sınıflandırma, sıralama meselesi olmaktan çıkarmanın yolu bir kere bu sınav denilen sistematiği kökünden kaldırmak ve sadece ve sadece ölçme ve değerlendirme amaçlı yeni ölçme teknikleri bulmaktır. Burada peki o zaman şöyle bir mesele var ama şu ya da bu şekilde bir takım elit okullar var. Değil olmayacak mi? Üniversitede, lisede vesairede ve buraya çok büyük bir... Olmamak zorunda. Şöyle, üniversiteler için bakın şöyle. Bir, temel eğitimde yani 8. sınıfa kadar olan süreç. Aslında orayı da bir ayırmak lazım. Okul öncesi denilen sürece ayrı bir dikkat ve yoğunlaşma gerekiyor ve bunun pedagojik olarak aynı yapı, aynı yaş grupları içinde yapılması, yani 6 yaştan önceki çocukların 6 yaştan sonraki çocuklarla aynı yapı içinde bulunmaları doğru değil. Pek çok yanlışı var, onu bir tarafa bırakalım. Ama olmak zorunda olan şey şu. Bir, İlk öğretim çağında hiçbir çocuk yaşadığı yerden söz gelimi 1 kilometreden daha uzakta bir okula gidemez. Daha doğrusu gönderilemez. Bu çocukların vücut ve ruh sağlığına, vücut ve ruh tamlıklarına, psikolojik tamlıklarına bir tecavüzdür. Sabahın köründe 6 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında bebecikleri bindiriyorlar iğrenç ve güvenlikten yoksun servis araçlarına, dünya kadar para, onlarca kilometre çocuklar yol gidiyor. Çocuklar perişan vaziyette. İşkence değilse bu nedir Allah aşkına? Bu insanlık suçu değilse nedir? Niye? Yani çocuk mahallesindeki okula gidemiyor diyor. Ama niye gidemiyor? Niye gidemiyor? Birinci olmak zorunda olan, bunu bir kural haline getirmektir. Bir, kesinlikle. İki, paralel öğretim denilen şeyi. İlk öğretimde ve orta öğretimde mutlaka ortadan kaldırmak lazım. Mutlaka. Çünkü bu da büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağı. Ancak karıştırılmasın. Özel öğretim kurumlarının olmaması demek değil bu. Özel öğretim kurumları olabilir. Sadece bir tane. Zincir diye bir şeye asla izin vermeyeceksin. Kardeşim sen eğitimci misin? Eğitime mi gönüllüsün? Hayatını eğitimle kazanmak ve insanlara eğitimle yardımcı olmak. Aç bir tane okul buyur. Ama bir tane.
Nedir? Böyle bir saçmalık olur mu? İşte irşat amacıyla kurulan cemaatlerin sonradan fabrikalar gibi, okullar gibi zincirler halinde çoğalıp halifeler, şunlar, bunlar, onlar, bunlarla bir imparatorluğa dönüşmesi ve gayesinden tamamen sapmasıyla aynı şey. Bir tane okul açabilirsin eğitimciysen eğer ve öğrencini bulunduğun lokasyondan alırsın. Okul aile birliklerini okul yönetimlerinde etkin kılmak zorundayız. Hem insanlar çocukları marifetiyle birbirlerini tanısınlar ve sevsinler. Ortak bir gelecek kaygısıyla karşı karşıya bulunduklarını ve aslında gerçekten de ortak bir ne olurlarsa olsunlar. Yani Arap, Türk, Kürt bilmem ne neyse veya hangi inanış veya hangi tavır, hangi ideoloji. Sonuçta ortaklaşmak zorunda olduklarını anlayabilecekleri en iyi platform çocuklarının gittiği okuldur. Ve çocuklarının geleceğidir. Bir insanları, çocuklarının, yani insanları, bir semti, bir umudu, bir toplumu, çocuklarının geleceği eğer bir yere getiremiyorsa, ki getirir, getiremiyorsa bırakın dağılsınlar zaten. Dolayısıyla bir izin verin toplum çocuklarına sahip çıksın. Dolayısıyla okul aile birliklerini, okul yönetimlerinin ortağı yapmak zorundasınız. Milli Eğitim Bakanı öğretmeni sınıflandırır, Milli Eğitim Bakanlığı seçer, tanımlar, bu öğretmendir der. Bırakın hangi okul aile birliği, hangi öğretmeni alacaksa sözleşmeli, okuluna alsın. Parasını gene devlet verir. Devlet az mı veriyor? Okul aile birliği takviye eder. Öğretmen sayısı az mı geliyor? Okul aile birliği kendi bütçesini yaratır. Başka öğretmenler getirir. Peki, Allah aşkına söyle. Yani servis parasından daha fazla bir para tutar mı bütün bunlar? Yani... Bırakın okul kolej parasını. Servis parası kadar para tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Yani hem bir taraftan kaynak israfı, hem bir taraftan insana işkence, hem katışıksız bir verimsizlik. Müfredat denilen şey zaten bir deli saçması, akıl dışı. Tam bir ortaçağ yaşıyoruz. Özür dilerim. Çok dolu olduğum için aldım sazı bırakmıyorum. Ama böyle bakarsan bana ben daha yürür giderim. Peki bu başa tekrar dönerim. Sen her ne kadar daha temelden sistematik bir eleştiri yönetiyorsan da bir de pratikte işte işe baktığımızda demin bir şey söyledim. Onun cevabını alamadım. Tekrar söyleyeceğim. Tamam. Her ne kadar sistemler kökten değişmese de ama Ali geliyor Veli'ninkini, Veli geliyor Hüseyin'inkini vesaire olduğu gibi atıyor. Ben mesela bizim olan girdiği sene... EGS mi? Adlarını da unuttum artık. Ne vardı TEOK yerine? Onun bulunduğu sene kalkacağı ilan edildi ama dediler ki ona uygulanacak mesela. Tamam biz böyle şey olmuştuk. Ama bunu yapan da her gelen, her bakan gelen yeni sistemi çok muazzam dünyadaki en tepe noktadaki sistem olarak sunuyor. Ardından da en son TEOK'a yapıldığı gibi bunun aslında ne kadar berbat bir sistem olduğu üzerine şey yapılıyor. Buradaki mantık sadece becerisizlik mi? Piyasalaşma, hayır asla. Piyasalaşma ve şimdi okullar ve eğitim. Dedim ya toplumsal kademelenmenin, toplumsal hiyerarşinin temel mekaniği haline gelince, herkes diploması kadar konuşur hale gelince, herkesin toplumda aldığı yer, refahtan aldığı pay, kiminle evleneceği, yani doktora mühendise kız vermek başka bir durum, adliyedeki mübaşire kız vermek başka bir durum. Anlatabiliyor muyum yani? Her anlamda insanın toplumsal örgütte, örgütlenmede, toplumsal hayatta nereden, nereye kadar yer alabileceğinin anahtarı buradan geçince, böyle dizayn edilince sistem. Şimdi oradan bizimkiler geçsin. Ler başlar. Bizimkiler bir önce geçsin, sonrakiler boş ver. Biz hakim olalım. O bizimkiler yani o genel bizim içinden, hepimizin içinden bizi özel ayıran süreç de zaten eğitimden gelmektedir. Eğitimin bir yanlışından gelmektedir. Oraya da istersen gireriz. Yani birilerinin hepimizin içinden kendilerini ayırıp biz demeye başlamalarının arka planında da eğitim politikalarının fahiş hataları ve yanlışları vardır. Ki bunlardan bazısına sen ve ben çok yakından tanığız. Mesela Türkiye'de
cemaatlerin, sosyal yapıların ve sağ seçmen kitlesinin bu kadar radikalleşmesinin sebebi başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasıdır. Bu sosyolojik olarak yaşandı Türkiye'de. Niye? Siz gelin, siz durun, siz geçin dendiği için. İmam Hatip okullarını caydıracağız diye Türkiye'de meslek liselerini bitirdiler. Şimdi yani, de tersi söyleniyor. Şimdi İmam Hatip liselerini kayıracağız ikisi, diye. Aynen öyle. Aynen böyle oluyor. Aynen böyle oluyor. Çünkü yani ortada adalet kaygısı yok. Ortada hak kaygısı, hakikat kaygısı yok. Hakikat kaygısı olsa oradan başlar her şey. Hakikatle yüzleşebilecek bir zihin taşısa insanoğlu, ki eğitimin asıl amacı bu olmalıdır. Eğitim kavramı da zaten baştan aşağı faşist bir kavram. Etuçe'den gelir. Yani eğmek. Bizdeki eğitimde. Eğmek. Ağaç yaşken eğilir var ya. Eğmek, şekillendirmek. Halbuki bunun bizim geleneğimizdeki karşılığı irşattır. Reşit kılma. Rüşdiyeler mesela. Yani reşit kılma. Yani yetkin, yeter. Mümeyyiz kılma. Ayırt edebilir. İyi ile kötüyü ayırt edebilir. Yapabilir kılma. Eğitimin, eğitim değil artık, ben bile eğitim diyorum ama amacı bu olması gereken bir şey eğitim haline gelirse olacağı bu. Şimdi insanları istediğiniz gibi eğip büktüğünüz ve istediğiniz gibi hizaladığınızı gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Bunu yapan makinaya sahip olmak istersiniz. Bunu yapan makina ne? Okullar ve milli eğitim. Neyle yaparsınız bunu? Türlü çeşitli. Cemaat olursunuz, başka yerden yaparsınız. Hadi Erkan gitsin, Hüseyin gelsin yaparsınız mesela. Bu noktada bu söylediğin yani, Fethullahçılık meselesi Ruslar, bayağı bir Türkiye'de. Takalbinde. Takalbinde. Yani çünkü biliyorsun Fethullah Gülen ilk İzmir'de bu işe 70'li yılların başında başladığında ilk kurduğu şeyin adı Türkiye Öğretmenler Vakfı'dır. İlk. Evet, evet. Yani tek yasal kuruluş vardı Türkiye Öğretmenler Vakfı ve ilk yaptığı da öğrenciler ve şeyler... Üniversite hazırlık dershanesi, sonra kolej, evet. Adı da kolejdi biliyorsun. Evet. Ve böyle böyle bir şey kurdu, ne derler? Uluslararası, küresel bir network oluştu. Kurdu mu, kurduruldu mu? Neyse, sonuç yani olarak... O bir tartışılır bir şey ama sonuçta böyle aktif bir sürecin içinde olduğunda... Eğitim üzerinden yaptı ama. Evet. Değil mi? Esas hala olarak... aynısı yapılıyor. Geçmişte de aynısı yapıldı. Şimdi yani... Özellikle sosyal medya böyle muhaliflerin mecra haline gelmiş. Onların hiç hoşuna gitmeyecek ama yani geçmişte daha da beteri yapıldı. Daha da beteri yapıldı. Yani ama şimdi onları bırakalım. Hiç biz doğruya bakalım yani. İşin doğrusu ne? İş nereye? Evet, bu işin temeli bu sınav sistemleriyle, yükselme sistemleriyle. Bunlar artık ölçme, değerlendirme, yönlendirme olmaktan çıkıp sıralama ve yerleştirme. Adı da bu zaten. Sıralama ve yerleştirme sistemi haline gelince artık öğrenmenin, bilmenin, yetkinleşmenin hiçbir değeri kalmayıp sınavı geçip bir sonraki kademede iyi bir yere yerleşme derdi var ya. Her şey buna göre dizayn ediliyor. Bitti. Zaten amacından tamamen saptı. Ve boşu boşuna biz 10 yıl çocukları, 15 yıl dünya kadar paralar, onlar bunlar, çocukların çektiği acılar, işkenceler, ızdıraplar, aman abi yerleşme. Ya kardeşim bir rahat olun, herkes bir yere yerleşir. Yani illa lineer, hiyerarşik bir dizgi içinde görürsen toplumu, meslekleri, sanatları, işleri, senin ücret politikan bu olursa tabii toplum bu sapkınlığa saplanır. Değiştir bunu. Böyle bunu olmak böyle zorunda değil ki. AK Parti iktidarının bunu değiştirme ihtimali var mı? Vallahi hayat, hakikat öyle bir şeydir. Hayat kendini dayatır. İhtimali yoksa onlar gider, birileri gelir değiştirir. Toplumsal taleple ilgili bir şey. Her şeyi siyasetten talep etmek zorunda falan değiliz. Ben şunu soruyorum o zaman, şu soru sor. Anneler, babalar çocuklarını ayda 45, yılda 45, 50, 100, 130 bin lira vererek 40 kilometre, 50 kilometredeki bir okula göndermekten şikayetçi mi değil mi? Ve şikayetçiyse ne yapıyor? Onları şikayet etmedikçe bu sistem yaşar. Temel mesele bu. Yani ben çocuğumu emeğe yakın okula göndermek istiyorum kardeşim demedikçe, bak ben yaptım. Evime en yakın devlet okulunda gönderdim. Ve ne kadar, ilk çocuğumu öyle yapmamıştım.
O yanlışımdan öğrendiğimle ve ne kadar doğru yaptığımı hayat bana gösterdi. Yani insanlar bunu yapmadıkça AK Parti iktidarı bunu değiştirir mi, değiştirmez mi? Her şey tepeden gelecek diye bir şey yok. AK Parti iktidarı bunu değiştirmezse o zaman siz AK Parti iktidarını değiştirirsiniz. Çaresizlik diye bir şey yok ki. Yani. Ama şöyle bir şey var. Ama bir ele geçirme, onu söyleyeyim. Yani bir hiyerarşik sistemi kumanda etme kaygısı açıktır, kuşkusuzdur. Ama bunun İmam Hatipler gibi bir modelle olamayacağını acıklı bir şekilde görecekler. Yani cemaat yanılması gibi bir yanılmaya daha toslayacaklar. Olmaz. Pozitivist metotla ilahiyat eğitimi olmayacağı gibi pozitivist metotla hakikatli bir din eğitimi yapılamaz. Ne olur? Din bilgisi öğretilir. Din bilgisi öğretilmekle zaten bugünkü sorunumuz da bu. Çağdaş Müslümanların, modern Müslümanların hepsinin din bilgisi var ama imanı var mı, ahlakı var mı çok şüpheli. Böyle şöyle bir dolayısıyla çocuklarınızın din bilgisi değil de imanlı, yani hakikaten imanlı. Yani bilişsel bir şey olarak değil, kalbi bir şey olarak bir şeyleri edinmeleri, üstlenmelerini, onlarda hayat bulmalarını istiyorsanız bu İmam Hatip işi yanlış. Buradan sizin kastettiğiniz çıkmaz. Belki de onu kastetmiyorlardı. Ne kastettikleri meselesini bilemem. Yani tabii ki egemenler daima egemenliklerini sürdürülebilir kılacak metotlara başvururlar. Ama burada, toplumda kendini koy yerine koymasın. Ne yapayım yani? Şimdi bir dindar nesil, kindar nesil tartışması vardı. Şimdi İslami iddialı, yani iddiasının samimi olup olmadığını tartışmayalım ama İslami iddialı bir iktidarın en önem vermesi gereken alanın herhalde eğitim olması gerekir değil mi? Yani bir nesili dizayn etmek İslamcıların. Istiyorsun. İslamcıların, evet. Çünkü İslamcılık modernist bir icattır. Modernitenin icat ettiği bir şeydir. Aslında İslam'la da hiç alakası olmayan bir şeydir. Modern metodolojiyle çalıştıkları için onlar da tıpkı batılı babaları gibi aynı şeyi yaparlar. Aynı şablondan. Evet doğru. İktidarı ele geçirme ve hayata nüfuz etme. Toplumsal hayata nüfuz etme. Peki şunu sormak istiyorum direkt olarak. Bu 15 yılda eğitim alanında yaşanan net başarısızlık ya da hezimet, yani bir türlü dikiş tutmaması vesairesi. Bu aslında AK Parti iktidarının 15 yıllık iktidarının başarısızlığının en somut göstergesi diye bir şey yapsak abartmış mı oluruz? Yani ben ben şunu söyleyeyim. Kaybı en yüksek alan burası. Nesiller kaybediyoruz. En çok şey kaybettiğimiz yer burası. Yani bilmem ne ihalesi 300, yani söyleyeyim adı üstüne söyleyeyim. Türk mesela 3. havalimanı meselesi 300 milyon doları aşmayan bir kaynakla çözülebilir bir meseleydi. Son derece kolay. Mevcut Atatürk Havalimanı'nın 5 kilometre kuzeyinde 5 tane daha pist yapmanıza elverişli ve bir ucu da Karadeniz'e çıkan askeri alanlar var ve düz alanlar. Terminaller ve bu yeni pistler arasına bir şey koyduğunuzda, bir metro sistemi, raylı sistem koyduğunuzda 300 milyon dolar aşmayan bir parayla bu işi çözerdiniz. Siz 33 milyar euroya 3. havalimanı yapıyorsunuz. Tabiata yaptığınız katliam, o bu bilmem. Kaynağınız, sizin buraya bu kadar kaynak koyacak şeyiniz yok yani, gücünüz yok. Doğru değil bu. Yapılması lazımsa bile zamanı değil. İhtiyacınız büyütmekse bunun son derece pratik yolları, yöntemleri var. Yapmadınız. Şimdi bu ne? Ama mesela bunun için hiç üzülmem. Hiç üzülmem değil. Yani umursamam. Türk siyasetinde yozluk, yani çalma çırpma yeni bir hikaye değil ki. Kaç yüzyılın hikayesi. Yine de ayaktayız, onu görüyorum. Ama bu okullar ve eğitim meselesinde olan şey, kuşaklar kaybediyoruz, nesiller kaybediyoruz. Ve daha da önemlisi, öyle kaybediyoruz filan gibi toptancı, hatta böyle topluma da millete de bir yerden sahip çıkan bir gözle de bakmayacağım. Bir insan olarak, ya arkadaş çocuklar işkence görüyorlar. Kelimeyi öyle benzetme, teşbih filan için söylemiyorum. İşkence.
Uzak okullar, sınıfların yerleşme biçimleri, öğretmenlerin davranma biçimleri, öğretmenlere öğreteceksin diye zorlanılan şeyler, çocukların haleti ruhiyeleri, çocukların ailelerinden koparılmışlıkları, çocukların daha o yaşta çeşitli hiyerarşilere yani mecbur kılınmaları, bu işkencedir, bu insanlık suçudur arkadaş. Bu insanlık suçudur. Ya ve herkesin gözü önünde oluyor. Bu kıyım herkesin göz önünde oluyor ve bu kıyıma anneler, babalar çocuklarını üste para vererek gönderiyorlar. Ben buna isyan ediyorum. Buna isyan etmeyeceksem yemişim 30 milyar mı çalmış, 130 milyar hiç kimse öteki tarafa götüremez. Çaldıklarının bir kısmı emanet ettiklerinde kalır. Söyleyeyim. Mutlaka Amerika el koyar o paralara. Tarih boyunca bütün diktatörlerin ve devletinden milletinden çalanların paralarına mutlaka el konulmuştur. El koyar. Bir. Geri kalan gene gelir. Yani kullanabileceği, tasarruf edebileceği, çaldıklarından tasarruf edebilecekleri sadece ülke içinde bıraktıklarıdır. O da zaten ülke ekonomisinin içindedir. Bugün o hükmetmiş, yarın bu hükmetmiş. Çok da mühim değil. Hani bunun ilk sahibi hikayesi. Onu hiç umursamıyorum. Umursamıyorum derken tabii ki zulüm ama tabii ki verimsizlik kaynağı ama telafisi mümkün şeyler çok da dert değil yani. Çok da dert değil yani. Ama kardeşim yani çocuklara yapılan iş, çocukların hepsi hasta oluyor. Bömbön bakıyorlar işte. Sosyal medya bundan kafayı kaldıramayan, dört tane yani sosyal beceri gösteremeyen ama bunlar yani Allah'ın yani mükemmel sıfatlarla yarattığı canlılar. Bir bak okula gitmeyen çocuğa bak. Tek tük bu. Ben mesela bizim yörüklerde görüyorum. Ya canavar, canavar. Öğrenmesi, kavraması, davranışı süper. Çocukları. Yani evet. Yok ediyoruz yani. Bu eğitim konusuna noktayı koyalım. Diğer konulara pek girmek istemiyorsun ama insanlar 10 yıl sonra... Girmek istemiyorum değil. Hayır, şu zamanı anda girmek buna ayırmanın tamam. Değerli olduğunu düşünüyorum. Ama yine de ben sorayım. 10 yıldır ortada yani medyada yoksun. Siyaset bitti mi? Bitti tabii. Tamamen. Tamam. Zaten bu üslupla artık siyasette hiçbir şansın olacak. Benim eskiden de üslup buydu. Yani olsun olmasını mı? Ya çok da umurumda değil. Bu şöyle bir şey. Şimdi ben avukatım biliyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki kardeşim adam davası var ortada. Diyorsunuz ki kardeşim sen bu davadan şu kadar şu meselede haklısın ama şurada haksızsın. Senin hakkın bu olur bu davadan. Öteki avukata gidiyor. Öteki avukat o diyor ben sana onu da alırım bunu da alırım bilmem ne filan. O zaman adam götürüyor vekaleti oraya veriyor. Adam götürüp vekaleti oraya verince ben onun davasına bakamam ki. Ben ne yapayım? Hakkı istemeyenin vekili olmanın da bir manası yok ki. Kendi çocuğunun kaderine sahip çıkmak istemeyenin, kendi çocuğuna kendi eliyle işkence yapanın ben niye avukat olayım? Ben onu hiç umursamıyorum. Ben çocuğunu umursuyorum. İradesi elinde olmayanları umursuyorum. Çocuklar, kimsesizler, yetimler, yoksullar, kadınlar. Kadınlar da iradesi ellerine bırakılmayan. Onlar da başka bir zulmün içinde yaşıyorlar. Bunları umursuyorum. Yani bu adaletsizlik. Yapabileceğim şey de işte söylemek, söylüyorum. Makam mevkiyle kimin ne yaptığını, ne yapabildiğini, nereye kadar yapabildiğini gördük. Yani yol açıklığı versin Allah. Evet, noktayı koyalım. Erkan Mumcu'yla eğitim üzerine derin bir sohbet yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Siftah yaptığına göre arada sırada değişik bağlamlarda buraya konuk edebiliriz belki. Ruşen'cim seninle sohbet ediyoruz. Yani seninle sohbet de güzel. Bakın eğer ama izleyenler bundan mutlu olurlarsa hay hay. Yoksa biz kayıt off the record konuşuruz. Oldu. Evet. Erkan Mumcu'ya tekrar çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.